babası Abdullah'ı annesinin kanlı 7 aylıkken kaybediyor. Hazreti Amine 19-20 yaşlarda, annemiz o zaman 19-20 yaşlarda, eşi Abdullah ise 25 yaşlarda vefat ediyor. Şu devin nefesine çıkarak Hazreti Amine geceleri ağlıyor. Öyle ağlıyor ki ağlaması Mekkeler tarafından da duyuluyor. Ve şu şiirle ağlıyor. Diyor ki, ey gece, sana ne oldu ki sen de benim gibi Abdullah Hanım'ı kaybettin ki siyahlar üzerine büründü. Sabaha kadar bu şiirle ağlıyor. Sabah olduğu zaman ise güneşin doğuşunu gördüğünde, ey güneş, ne mutlu sana. Sen perdeleri, diyarları, dünyayı gezdin. Benim Abdullah'ım gibi bir Abdullah, bir yiğit görebildin. Ve bu ağlamasından, bu üzüntüden sonra sütü çekiliyor. Ona ilk defa süt annelik yapan kişi Ebu Leheb'in kölesi Süveyde. Şu bulunduğumuz yer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ev. Şu karşısı amcası Ebu Cehil'in evi. Şu tarafta beyaz gördüğümüz bir tarafında amcası Ebu Talib'in, Ebu Leheb'in evi var. O köprüde durduğumuz yerde de amcası Ebu Talib'in evi var. Ebu Leheb kölesini gönderiyor. Benim yeğenimin bir çocuğu doğacaktı, git bak. Geliyor Süveyde, Hazreti Süveyde diyor ki, senin bir çocuğu olacaktı, oldu mu oldu, erkek çocuğu. Hazreti Amine'nin sütü kurumuş üzüntüden, sıkıntıdan. Onu ilk defa Süveyde isminde Ebu Leheb'in Habeşli kölesi emziriyor. Kardeşim, baktığımız zaman Ebu Cehil'in evi önünde. Kabe'ye daha yakın. Ama şunu düşüneceğiz. Önemli olan Kabe'ye yakınlık değil. Evi ne kadar yakın olsa da Peygamber en büyük feyzayı, cefayı veren amcası Peygamber'in yoluna o septik çukuru kazıp içine düşmesini isteyen amcası öyle ki Ebu Leheb'den devam edelim. Ebu Leheb Peygamber'in doğduğu gün mutluluktan Kabe'nin yanında iki tane kurban kesiyor. Hazreti Abbas anlatıyor, diyor ki ben bir gece rüyamda abimi gördüm, bana dedi ki Muhammed doğru söyledi. Benim pazartesi günleri o kurbanı kestiğim için azabım hafifliyor. Kıymetli kardeşlerim, bu ev Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye, Medine'ye hicret edene kadar Peygamber tarafından kullanmış. Medine'ye gidip döndüğü zaman da bu evle alakalı hiçbir hak talep etmemiş. Harun Reşit döneminde Harun Reşit'in eşi tarafından bu ev satın alınmış, mescide dönüştürülmüş. Hazreti Kanuni Süleyman döneminde de mescit olarak devam etmiş. Ama Suud yönetimi buralara geldiği zaman burayı kütüphaneye çeviriyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu topraklarda özellikle okuduğumuz, İslamlık döneminde okuduğumuz birçok olay sizin durduğunuz şu alanda cereyan etmiş. Hemen kralın sarayının evinin aşağısında Beni Arkam, Ebu Arkam'ın evi orada. Orada toplanıyorlar. İslam